şehir belediye başkanlığına aday olacağı söyleniyor. Şimdi bu bir kenarda dursun. Ters <laughs> meselesine gelince, eee İyi Parti kulislerinden her gün ama inanın son bir haftadır her gün bir mesaj alıyoruz. Sosyal medyada alıyoruz, köşe yazılarında alıyoruz. Kimi konuşmaların, ekran konuşmalarının bir tarafında duyuyoruz. Meral Akşener 26 Ağustos'ta e, bir konuşma yapacak. Büyük taarruzun e, başlangıcıyla evet. ilgili e, bir e, anma töreni vesilesiyle herhalde. 26 Ağustos'ta bir e, konuşma yapacak ve o konuşma çok sert olacak. Hatta iddiaya göre e, Millet İttifakı e, özelinde ipleri kopartacak deniyor. Şimdi e, eğer biz Meral Akşener'i saray civarında oralarda görürsek şaşırmalı mıyız? Sen neler duyuyorsun? Siyasetteki işte gelgitler evet. konusunda. Şimdi her şeyden önce Sayın Akşener'e buradan saygı selamlarımı ileteyim. Biraz önce söylemiş olduğum e ittifak içerisinde, millet ittifakı içerisinde bulunup şu anda kendi gruplarını kuran diğer partiler de dahil. Ve zım ben şunu da söylemek istiyorum. HDP, Yeşil Sol da dahil. Hı hı. Burada aman ağzımızdan çıkanlara özen gösterelim. Ve bununla ilgili ben kendi partimin sözcülerine de söylüyorum. Cumhur İttifakı devam ettikçe bu taraf devam edecektir. İttifak olmasa da işbirliği olacaktır. Sanıyorum ki bin küsür tane seçim bölgesi var. 81 il, 936 ilçe, 380 küsür tane de belde var. Şimdi burada Cumhurbaşkanlığında aday birdi. Burada bin küsür tane belediye başkan adayı var. O gün değerlendirmeler yapılır. Kim hangi parti daha etkin olabilecekse o partiye oralar takdim edilir, işbirliği yapılır ve desteklenir. Ama Sayın Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurmasının gerekçesi neydi? kendisini yok sayan, başta Devlet Bahçeli ve mahkeme kararlarıyla Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu anlayışla Sayın İyi Parti Genel Başkanı ve İyi Parti bu işbirliklerine yanaşmadıysa ise bir kere kendi varoluşlarını inkar ederler. Çünkü kurulma gerekçeleri MHP'nin ve AK Parti'nin karşısında olmaktı. Peki soru şu. 14 Mayıs 28 Mayıs'tan sonra Türkiye'de ne değişti? Yani 31 Mart 2024 seçimleriyle ilgili bu işbirliklerinin olmaması hatta sizin de ifade buyurduğunuz bizim de basında okuduğumuz koşullar ve şartlarda çok sert laflar edeceğiz ve hatta ki bu da Böyle bir laf edeceğini Sayın Akşener'in sanmıyorum. CHP'de hiçbir zaman işbirliği yapmayacağız diye. Bu kendilerini ve geleceklerini, partilerini yok hükmüne taşır. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Ben buna inanmıyorum. Buna inanmakta istemiyorum. Hatta yarın öbür gün, günlerde Sayın Genel Başkan Akşener'i de arayacağım İyi Parti Genel Başkanlığı. Vallahi bu soruyu da kendisine soracağım. Zaman zaman bir zaman öncesine kadar telefonlarda da konuşabiliyorduk, görüşebiliyorduk. Yine aradığımda aman ha bu böyle bir şey olamaz. Böyle bir fantaziyi Türkiye hele hele 28 Mayıs sürecinden sonra böyle bir fantaziyi yaşama lüksüne sahip değil. Burada herkes vebal altında kalır. Ha hani şu beylik lafı etmek istemiyorum. Arkadaşlarımız işbirliği yapmaz. Sandıkta halk işbirliği yapar. Evet bu da olabilir. Ama sağlam kaza bağlamak gerekiyor. Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Yani 28 14 Mayıs öncesi yapılan sorumsuzluklar bir kez daha yapılmamalı. Daha dikkatli olmalı. Daha dikkatli olmalı. Ve bu 31 Mart 2024 seçimleri inanın bugünkü ekonomik koşullar ve sosyal yapı ihtiyaç ben ihtiyaç kredisi alıyorum Ayşenur abla. Vatandaş ihtiyaç kredisi alıyor cezalarını ödemek için. Türkiye'nin hali ve ahvali senin o güzel değişinle Ne dersin sen? Pür pür. Hali pür melali. Hali pür melali Türkiye'nin ortada. Burada bütün siyasi Ağlanacak partiler. Ağlanacak halimiz denir. Evet. E, demek Böyle bir olarak. aynen. Burada Türkiye'nin hali buyken bazı fantazilerle, bazı siyasi e, söylemlerle şunu kabul ediyorum. Siyasi partiler kalkar iddialarını ortaya koymak için. Evet biz adayımızı çıkaracağız. Adaylarımız işte kendi adaylarımız olacak bunlar denir. Aman ne olur. Karşı tarafı kırıcı incitici sözcüklerden kaçınarak. Çünkü İsmet Paşa'nın sözüdür bu. Bir siyasetçi kapıyı çekip dışarı çıktığında sonuna kadar kapamamalı. Ya kendisi içeri girer ya da içeri dışarıya çıkabilir. Siyaset müzakere etme sanatıdır asgari müştereklerde Sonuç alınır. alınır. Böyle alınır. Sonuç Kabadayılıklarla bu işler olmaz. Yani oradan istiyorsunuz CHP'ye geçeriz. Reklamdan sonra mı geçelim? E, reklamları var aslında daha e, zaman ama şimdi e, bakın e, hani yüzde 52 nasıl oy verdi e, diye konuşuyoruz ya aslında yüzde 52'nin nasıl oy verdiğini biz az çok biliyoruz. Yani karşı tarafın dağınıklığı denebilecek bir durum. Yani altı kafa altı ses. Onu çok iyi kullandı. Özellikle saray medyası. Evet. Ee, işte ben bir cumhurbaşkanının altı yardımcısı olacakmış her biri. Evet. Be, evet, işte, altı benzemez. Aynen. Nasıl olacak falan diye. İkincisi bir tür servet transferi diye yorumlanan orta sınıftan CHP'nin seçmenini Temsil eden e, metropol e, sakininden almak ve e, dar gelirliye kırsaldakine, küçük kenttekine aktarmak. Bağış olarak aktarmak vesaire. Şimdi... E, Az önce dedin ki sen Erdoğan için bir şeyler söylerken ben makamını tenzih ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil, AKP Genel Başkanı için söylüyorum bunları dedin. Ama AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı olarak harcıyor. Harcamayı Cumhurbaşkanı olarak yapıyor. Sandığa öyle gidiyor. Şimdi elektrik zammı mesela tutula 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 şimdi bir patlayacak. Ay çok özür dilerim ne oldu sesime sesim gitti. Ee, Erdoğan'la laf edince böyle oluyor şekil. <laughs> Ondan. Şimdi, Şimdi şeyi de iyi hatırlat abla. Ee, bir ay doğalgaz ücreti almadık. Enflasyon düşük Ama düşük bakın her. ne oldu? Nereye Ondan geldik? Sonra... Dedin ya 36 lira. Evet. Benzin. Evet. Ve motor. Öyle. 40 liraya geliyor. Daha fazla olacak. Bakın. Halk TV Komtere'nin e, özel e, haberi. E, onu bir paylaşayım e, sizlerle. Evet dolardaki artış nedeniyle benzin ve motorine yeni zam Yoldan. kaçınılmaz oldu. Motorine 4, benzine 3 lira zam kapıda. olasılığı güçleniyor. Evet kapıda. kapıda. Şimdi sabahtan beri bu rakamlar dönüp duruyor. Ben bunu önce sosyal medya işte çılgınlığı diye Diyelim, evet. yorumladım. Bir iki de baktım resmi bir şey bulamadım. Fakat halktv.com.tr bunu e, uzmanlarla da konuşarak e, ve benzindeki artışın verilerini bilerek hesaplamış. Evet yeni zam e, tekrar söylüyorum benzine 3 motor ne 4 lira zam kapıda bekleniyor. Bizim, bu ne demek? Allah bizim devrim bu ne demek? Şey, ekonomist vardır Devrim Zelyut. Devrim evet, Zelyut'un evet. YouTube kanalındaki haberini izledim. O bu hızıyla bu hızıyla Ekim ayının sonuna doğru 46 liraya çıkabileceğini yapmış olduğunuz istatistiksel bilgi doların artışı vesaireyle. Şimdi bu ne gelmiş. efendim? Ne zaman? Yani Ekim ayının sonuna kadar 46'yı buluruz Ama diyor ne olacak diyor. o arada? E, az önce Aşağıdan kırmızıyla geçti. Hamza daha açıklamış. Hı. Ee, Ekim'de olağanüstü kurultayını yapacakmış AKP. Hı hı. Erdoğan böyle evet. işte var diye öyle daha önce de. Eee, Tayyip Erdoğan diye gelecek. Senfoni bile ye, yazılmıştır canım. Ye, ye. Ne diyorsun sen? Şimdi bak, ne diyecek ki uçuyoruz. Abla bir şey var. Bunu yakalattınız. Bunu çok konuşmak istiyorum. Şimdi biz bir şeyi karıştırdık bunların döneminde. Hı. Sosyal haklarla ...sosyal devleti karıştırdık. Sosyal yardımlar, özür dilerim. Sosyal... Hak, Sadaka e ekonomisiyle. Şimdi layık demokratik sosyal hukuk... ...devletinde sosyal haklar vardır. Eğitim hakkı, barınma hakkı... ...seyahat etme hakkı... ...efendim... E ...hayatın bütün alanlarında... ...insan gibi yaşama... ...hakkını verir. Sosyal haktır bu. Yani emeklinin maaşının artması... ...çalışanın <laughs> maaşının artması... Wer konnte?